Selam millet, ben Şefik ve bu da F1 Manager 2023 Formula 1 menajerlik oyunu serisinin yeni oyunu. Biliyorsunuz ilk oyun geçen yıl çıkış yapmıştı. Görsel olarak çok başarılıydı ama içerik olarak bazı eksikleri vardı, sorunları vardı. Bunların bazıları da yamalarla giderilse de herkesin %100 tatmin olduğunu söylemek zor. Yeni oyunda birçok yenilik var, oyuna eklenen özellikler var. Tabii ki bazı şeyler hala yok. İşte multiplayer yok gibi ya da kendi takımınızı kuramıyorsunuz. Bu gibi çok beklenen özellikler yok ama bayağı bir yenilik var. En başta da menüde iki tane seçenek var. Bunları göreceksiniz. Bunlar geçen yıl biliyorsunuz sadece kariyer açıp kovulana kadar bir takım başında kalıyorduk. Bu yıl farklı iki seçenek sunuluyor. Bir tanesi yarış tekrarı, bir tanesi de özel senaryolar. Yarış tekrarı aslında gerçek Formula 1 sezonuyla oyunu birbirine bağlıyor. Şöyle ki bir yarış hafta sonu sona erdiğinde o yarış hafta sonu oyuna ekleniyor ve bize burada iki tane seçenek sunuyor her yarış hafta sonu için. Örneğin Budapeşte'ye bastığınızda gerçekteki grid neyse o gridle beraber yarışa başlıyorsunuz. Tabi istediğiniz bir takımı seçiyorsunuz ve yarışı kazanmaya çalışıyorsunuz diyebiliriz. Ya da belki farklı sonuçlar istiyordur, ondan emin değilim. Yani Williams seçip de yarışı kazanmamız istenmiyordur diye düşünüyorum. Yine her yarış hafta sonu için bir tane de görev veriliyor. İşte Budapeşte de rekor kıranlar diye bir Red Bull görevi var. Burada Red Bull takımını kontrol ediyorsunuz. Silverstone'da McLaren'den bir podyumda Papa'ya görevi var. Ve buradaki görevleri yaptıkça aslında her pistte, her yarış hafta sonunda ikişer tane görev var. Bunları yaptıkça burayı da tamamlamış oluyorsunuz. Eğlencelik bir seçenek olmuş. Bu hoşuma gitti. İkincisi özel senaryolar. Burada yanlış hatırlamıyorsam 12 tane seçenek var bende ama bunun sayısı herkeste farklı olacaktır. Şöyle ki ön sipariş verirseniz ekstra senaryolar geliyor. Deluxe Edition'da da galiba ekstra senaryolar var ama toplamda 12 tane olması lazım. Bunlar da yine eğlencelik senaryolar ve görevler. Örneğin burada Viva Las Vegas diye bir seçenek var. Haas takımıyla beraber iki pilottan biri en az ilk 4 sırada yer almalı gibi bir görev var. Tabi burada yarışın başından alıp bunu başarmanız gerekmiyor. Bunlar da aslında senaryolar ve eğlencelik senaryolar. Bu da aslında oyunun zorluğunu arttırıcı. Daha doğrusu geçen yıl oyunu çok kolay bulanlar vardı doğal olarak. Burada zorlu görevleri yaparak farklı bir F1 Manager tecrübesi yaşayabilirsiniz diyorum. Ve şimdi oyunun diğer yeniliklerine, yani bir kariyer yaparken karşılaşacağınız yeniliklere geçmek için kayıtlı oyunumu açıyorum. Red Bull'un başındayım. 17 yarış geride kaldı. Takımlarda birinciyiz. Verstappen pilotlarda birinci. Perez 3. sırada. Sırada Katar yarışı var ama yarışa geçmeden önce oyundaki yeniliklerden bahsedeceğim. Çünkü oyuna dair duyuruları izlemediyseniz, takip etmediyseniz, videolara da bakmadıysanız oyunda hiçbir yenilik yok diye düşünebilirsiniz. Sanki pilotları güncellemişler ve aynı oyunu bir daha karşımıza sunuyorlar diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. Oyunda irili ufaklı birçok yenilik var. Bunları anlatacağım. Öncelikle bir pilota basalım. Verstappen'e basalım. Şimdi geçen yıl gelişim sağlarken, pilotu geliştirirken işte puanlar topluyorduk. Bunları da ratingleri, puanları dağıtıyorduk. Bu yıl öyle değil. Bu yıl gelişim odağı diye bir sistem getirilmiş. Bu da şöyle, burada 7 tane seçenek var. Bir tanesi dengeli zaten, her şeyi etkiliyor. Diğer 6 seçenekte 4'er tane rating var. Siz bu ratinglere basıyorsunuz, daha doğrusu bakıyorsunuz ve bazılarının düşük olduğunu düşünüyorsunuz. O düşük olanları kapsayan bir tanesini seçiyorsunuz diyelim. Pilot iyi performans sergilerse bu alanlarda gelişim gösteriyor. Böylece siz tek tek puan dağıtmıyorsunuz da istediğiniz alanlarda gelişim sağlamış oluyorsunuz. Bir de gelişim oranı diye bir şey var. Bu da aslında geçen yılki şu mantıksızlığı ortadan kaldırıyor. F1 Manager 2022'de genç pilotlar ve yaşlı pilotlar hepsi topluca gelişiyordu işte performans verdikçe. Bu yıl gelişim oranında işte ortalama, düşük ve yüksek diye ibareler var. Düşük olan, yani gelişim oranı düşük olan bir pilot eğer iyi performans sergileyemezse ya da beklentilerin altında kalırsa ya da yedek pilotken piste çıkmazsa bu sefer performans veremediği için rating değerleri düşmeye başlıyor. Ya bu mantıksızlığı bu şekilde ortadan kaldırmışlar. Orada tesis katkısı da yine sahip olduğunuz tesislerin pilotunuzu ve personelinizi nasıl etkilediğini gösteriyor. Gelişim kısmı böyle. Personel kısmına geldiğimizde yine bir personelimiz var. Sportif direktör geçen yıl yoktu diye hatırlıyorum. Onun altında pit ekibi var. Pit ekibi de Motorspor Manager oynadıysanız biliyorsunuzdur. Orada pit ekibindeki çalışanları değiştirebiliyorduk. F1 Manager'da hala çalışanları değiştiremiyoruz ama çalışanları çalıştırabiliyoruz. Mesela şu an tahmini pit süremiz 2.4 saniye. Burada her ay pit ekibi için bir çalışma takvimi oluşturuyoruz. Bunun tabi hazır setler de var ama isterseniz gelişim sağlamak istediğiniz alana göre bunu kendiniz elle de düzenleyebilirsiniz. Ve bir şekilde pit ekibini çalıştırarak onların performansını arttırıyorsunuz, pit süresini kısaltıyorsunuz. Tabi burada pit süresini kısaltacağım diye hayvan gibi çalıştırırsanız bu sefer de yoruluyorlar. Yoruldukları zaman da yine hata yapma ihtimalleri artıyor. Yani tüm çabalarınız boşa gidiyor. Personel tarafında da böyle bir yenilik gelmiş oyuna. Pilotlar kısmında bir şöyle bir olay var. Diyelim gelecek sezon başka bir pilot almak istiyorsunuz. İşte F2'de bir yıldız arıyorsunuz vesaire. Geçen yıl
F2'de ne oluyor ne bitiyor tam olarak görmüyorduk. Yani yarışlar bitiyor, orada birileri kazanıyor ediyor falan ama biz bunları takip edemiyorduk. Bu yıl şuradan şampiyonaya bastığınızda F2'de ve F3'te işte takımlar şampiyonluğunu ya da pilotlar şampiyonluğunu görebiliyorsunuz. Bunun dışında daha da önemlisi işte bir pilotu özellikle takip etmek istediğinizde yarış yarış da sonuçlara bakabiliyorsunuz. Buradan bir Grand Prix haftasını seçiyorsunuz, Zandvoort seçiyorsunuz. Buradan da F2'ye basıyorsunuz. F2'de antrenmanda ne oldu, sıralamada ne oldu, sprintte ne oldu, yarışta ne oldu? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Pilotları takip etmek için ve onların performansını da görmek için güzel bir yenilik olmuş. Belki seneye F2'de ve F3'te de artık yarışabiliriz. Hep tabii bu oyundaki eksikler her zaman Motorsport Manager'ı aklımıza getiriyor. Orada çok fazla seçenek vardı. Burada belki lisanslarla ya da başka konularla ilgili bazı engeller vardı ama önümüzde daha en az 2 tane oyun var. Muhtemelen eksik gördüğümüz şeyler orada gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi sürücüler kısmında bir de sürücü güveni diye bir şey var. Geçen yıl yoktu bu. Bu da aslında sürücünün, pilotların performansını etkiliyor. İşte mühendisle arasındaki uyum, ilişki bunu etkileyebiliyor. Bir de pilotların yarıştaki aksiyonları bunu etkiliyor. Diyelim çok fazla geçiş yapmaya çalışıyor ama bir türlü rakibini geçemiyor. Burada güveni düşüyor. Güveni düşen pilot da yarışta hata yapmaya başlıyor. Ya böyle bir yeni değişken ortaya koymuşlar. Bunu aslında yarış kısmında görebilirim, gösterebilirim. Bu kısmı da geçeyim. Yine yarışta göstereceğim şeylerden biri lastik ısısı. Lastik ısısı bu yıl daha da önemli. Tabii ki ısınma arttıkça aşınma artıyor. Isınma, lastik soğudukça yol tutuş düşüyor, çekiş düşüyor vesaire. Bunun dengesini iyi tutturmak gerekiyor. Bir pilot sürekli işte bastır, öndekini geçmeye çalış dediğinizde, işte daha agresif kullanmasını istediğinizde tabii ki burada lastik ısısı artıyor ama işte bu dengeyi tutturmak lazım. Hava soğuksa tabii biraz daha bastır diyebiliriz vesaire. Hani bunların takibini iyi yapmak gerekiyor. Lastik ısısı performansı direkt olarak etkiliyor. Otomobillerde şöyle bir olay var. Otomobil parça geliştirme kısmında şöyle bir şey var. Bu yıl bir ağırlık değişkeni ortaya koymuş. Bu da şu anlama geliyor. Bir parçanın performansı ve dayanıklılığı iki uçta diye düşünebilirsiniz. Parçanın ağırlığı arttıkça dayanıklılığı artıyor, performansı düşüyor. Hafif parça yaparsanız performansı artıyor, dayanıklılığı düşüyor. Bu dengeyi de artık göz önünde bulundurarak parça üretmeniz gerekiyor. Şu an bir parça üretmeyeceğim. Fazla detaya girmeyeyim yeniliklerden bahsederken. Yarış kısmında birkaç yenilik daha var. Onları yarışta göstereceğim. Bu arada bu yıl sprint yarışlarını da yapabiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Vizör kamerası var. Zaten takip ediyorsanız çok fazla görmüşsünüzdür bunu. O da güzel. Biraz fazla kafasını hareket ettiriyor pilotlar ama o da yarışı izleme konusunda bir güzel detay diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir şey daha, yine yarışta aslında buradan bahsederdim ama kaynarsa diye şimdiden söyleyeyim. Geçen yıl çok fazla DRS treni oluyordu. Bunu biraz yamalarla çözmüşlerdi ama bunun sebeplerinden biri şuydu. Yarışta yapay zekanın gidebildiği bir yarış çizgisi vardı neredeyse. Bu yıl yarış çizgilerini 2'ye 3'e çıkarmışlar. Bu ne demek? Pilotlar yan yana geldiğinde virajlarda hemen geri basmıyorlar. Yani virajlarda da yan yana dönüyorlar. Ve böylece mücadeleler birkaç viraj boyunca da sürebiliyor. Bu da aslında hem geçiş imkanını arttırıyor hem de yarışa bir heyecan katıyor. Özellikle yakın geçen yarışlarda bu geçişleri görmek bayağı keyifli. Şu ana kadar yaptığım yarışlarda bu keyfi aldığını söyleyebilirim. Bu arada pilotların yaptığı hatalarda bir çeşitlilik var. İşte pilot zaten lastik falan kilitliyorlardı ama işte pist dışına çıkıyorlar diyelim, oradan hemen dönüyorlar. İşte lastik kilitliyorlar, hasar almadan bir şekilde spin attılarsa tekrar geri dönüyorlar vesaire. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi yarışı izlerken de belki aynı şey dikkatinizi çekecektir. Geçen de aynı şey vardı. Sonuçta bu oyun bir F1 23 ya da F1 serisi gibi değil. Ya burada biz bir simülasyonun yansımasını izliyoruz. Bunu her seferinde söylüyorum ben. Yani olan bir şey anında olmuyor. Orada altta bir simülasyon oluyor. Onun yansımasını görüyoruz. O yüzden bazı şeyler tuhaf görünebilir. Bunu her zaman Football Manager'a benzetiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yarış göstermeden çok fazla şey anlattım. Atladığım şeyler de olabilir. Ricardo'nun bu arada kontratı bitiyor. Onun da değeri galiba 81'de oyunun başında ama çok çalıştırmadığım için, piste de sürmediğim için onun da reytingi 80'e düşmüş. Personel tarafını söyledim. Keşif kısmı var. Onu söyledim. Tesisler. Burada çok fazla yenilik yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Kurul, mali durum. Otomobil gelişimdeki detayı da söyledim. Artık lafı daha fazla uzatmayayım. Şöyle hızlıca maillere bakalım ve Katar'daki yarışa geçelim. Ve karşınıza bir sprint yarışıyla çıktım. Çünkü ana yarış uzun sürecek. Bir de geçen yıl sprint yarışı yoktu. Biraz işleyişi görün istedim.
Yarışa hızlıca gelebilmek için de antrenman kısmını geçtim. Sıralama kısmını da geçtim. Antrenmana geçmek tabii ki şöyle bir sorun doğurdu. Ayarları hiç yapamadık. Ayarlar bayağı kötü durumda. %41'e 36. Normalde ben bütün antrenmanları full kendim oynarım. Deli gibi de ayar yaparım. Hani %100'e getirmeye çalışırım. Bu sefer salınca gördüğünüz gibi otomobil ayarları %41 ile %36 seviyesinde çok kötü. Pilot güveni de çok ilerlemedi bu arada. Bundan bahsetmiştim. Pilot güveninin bu arada pilotların ratinglerine geçici etkileri var. Yani bunu demin söylememiştim. Pilot güveni yüksekse işte burada mesela hassasiyet frenleme viraj almaya artı bir rating veriyor bu yarış için. Bu da önemli aslında. Yani kısacası pilot güveni sadece bir ismen gelen bir özellik değil, aynı zamanda efektif bir özellik diyorum. Onun dışında tabi sprint yarışı olduğu için tek pit stop, çift pit stop strateji yapmaya da gerek yok. Bir lastiği seçiyorsunuz, direkt pilotu piste sürüyorsunuz. Bu açıdan da bir detaya fazla girmiyorum. Yakıt 19 turluk 34'er kilo. Hemen yarışı başlatalım. 1 ve 3. sıradayız. Bakalım. Uluslararası pistinde 19 tur sprint yarışı. Oyunun yarış motorundaki yenilikleri gösterebileceğim diye umuyorum. Ama tabii neler olacağını bilemeyiz yarışta. Sprintlerde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyorduk puanlar yanlış hatırlamıyorsam. Az sonra yarış başlayacak. Bu 19 turda beraber yaşayacağız. Tabii ki ben hızlandıracağım. Yanımızda Ferrari'ler var. Ve bakalım start nasıl olacak? Verstappen iyi kalktı gibi. Aynen. Ama yok, Ferrari de geldi. İlk viraj tam önüne geçtik. Artık bir sıkıntı yok. Liderliği koruduk burada. Perez 5. sırada. Hemen bir geçiş yaptı. Perez'e geçelim. Perez'e geçmişken şu yeni kamerayı da bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle bir kameramız var artık. Biraz fazla kafayı hareket ettiriyor gibi ama yine de böyle izlemek acayip keyifli. Bu arada pilotlar arasında kask kamerası farkı da var, yani gerçekteki kaskı neyse. Mesela burada tam ne yazdığını okuyamadım ama Verstappen'e geçtiğimizde farklı, yani. Tabii ki lisanslı bir oyunda bu farkın olması normal ama bu oyunda bunu pas geçebilirlerdi. Şu an Perez Alonso'yu kovalıyor. Farklı bir kamera var mı ekstra dersiniz? Bu kamera vardı zaten. Bu da vardı. Bu da vardı. Bunu tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Bunun da vardı diye hatırlıyorum. Bu tabii ki yeni. Bu arada Perez geçiş yaptı ama Sainz de hemen peşinde. Bir yandan da şeyi takip etmeye çalışıyorum. Lastik tüketimi nasıl olacak? Tempoyu arttırırsam ne olacak diye. Şuradan farkları görüyoruz ama lider farklı. Lastik. Belki biraz tempoyu arttırabiliriz. Pick up the pace a bit. Okay. Tabii ki telsiz konuşmaları da oyunda yer alıyor. Zaten oyunun atmosferini en güçlendiren şeylerden biri takım mühendislerinin ve pilotların kendi sesleriyle oyunda yer alması. Bence bu çok önemli bir detay. Taktik kısmında bu arada en hızlı tur geldi. DRS de açıldı. Taktik kısmında geçiş saldırganlığı savunma yaklaşımı altında üçer tane seçenek var. Yüksek, orta, düşük diye her zaman savun, dengeli, tempoya odaklan diye. Onun dışında yüksek riskli körblerden kaçın, temiz havada sür, takım arkadaşının yarışma gibi seçenekler var. Bunların sanki hepsi yoktu geçen yıl. Yani şu üçü vardı eminim. Şu üçü yoktu sanırım. Bunlar yeni eklenmiş olabilir. Bunları hatırlayamadım. Yine burada takip edebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Lastik ısılarını buradan takip edebiliyoruz. Otomobil yarıştan çekmek var mıydı onu da hatırlayamadım. Çok önemli değil ama burada işte aracın parçalarının ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Tekrar şuraya gelelim. Burada güveni görüyoruz. Şu an yüksek. Perez'inki de yüksek. Şu an 1-4 şeklinde ilerliyoruz. Farklara bakalım. Leclerc biraz hızlı. İlk sektörde mor dereceyle geldi. Biraz tempoyu arttırarak aslında arayı açabilirsem, DRS mesafesinden kaçabilirsem daha iyi olacak. Sonrasında tekrar şeyi düşürürüz. Bu arada geçen yıl oyunun yamalarından önce bu yakıt çok büyük problemdi. Ya sadece ben yaşamıyordum bu problemi muhtemelen. Yakıt bitiyordu. Finişi geçtikten sonra ya da finişe gelirken falan araç bir anda yolda kalıyordu. Böyle bir tuhaflık vardı. Bu yıl sanırım o. Ya zaten yamalardan sonra düzelmişti galiba da bu yıl da o başımıza gelmez diye düşünüyorum. Leclerc en hızlı tura attı. Perez. Bu arada Sainz bir sıra daha kaybetmiş sanırım. Bizim önümüzde Alonso var. Bu arada geriye de düştük. Şimdi bu geçildiği için hemen bakalım. Pilot güveni düştü. Lastik durumuna bakalım. Çünkü burada lastik çok önemli. İyice bastıralım biz.
Çünkü lastikleri bu kadar korumaya gerek yok. Hatta Perez'e de bastırmasını söyleyelim. Burada pit stop olmadığı için aslında tamamen yakıt ve lastik tüketimine odaklı bir tercih yapmamız gerekiyor. Tabii ki taktiklerde de hani pilotlara bir şeyler söylememiz gerekiyor ama lastik ve yakıt tüketimini takip etmek önemli. Zaten 19 turluk bir yarış. Hızlandırayım ben. Verstappen'in Leclerc'i geçip önünde kalmaya çalışması bizim için önemli. Perez'i çok sallamayacağım ben şu anda. Verstappen'i daha çok ona odaklanacağım. Hatta şuradan izleyelim. Biz de lastikleri yemeye başladık. Arada da yaklaşıyoruz ama aslında şöyle şu kameradan devam edeyim. O geçiş olayını size anlatmıştım. Nasıl yani aslında bu teoride anlattım da pratikte nasıl işliyor onu da görün. Şu an yakın gidiyorlar. Dediğim gibi sahneler olursa bunu siz de görmüş olursunuz. Şu an arka arkaya gidiyorlar. Bu çok tuhaf bir şey değil. Ama fark ettiyseniz aynı çizgide ilerliyorlar. Burada farklı çizgiler var ve bir geçiş olacağı zaman işte pilotun biri burnunu diğer aracın alanına soktuğu zaman onlar aslında yan yana geçiyor gibi oluyor. Hani yan yana iki tane raya geçiyorlar gibi oluyor. Böyle anlatınca biraz tabii saçma gelecek ama bir şekilde bu simülasyon bize bunu göstermek için böyle bir çözüm üretmiş. Bu kameradan daha iyi görürüz diye düşünüyorum ama şu an yetişemiyorum da. Yandan da lastikleri iyice yiyorum. Yan yana gelseler aslında onu göreceksiniz. Belki onun için daha yakın bir pilot seçersem daha mantıklı olur. Mesela Magnussen Albon'da bir bakalım öyle bir sahne olacak mı? Tamamen oyunu anlatmak için kendi yarışımı salıyorum gördüğünüz gibi. Bakın şu an yanına geldi. Eğer orada kalabilirse birkaç viraj boyunca yan yana mücadele edecekler. Bakın viraja yan yana girdiler. Ama geçiş tamamladı tabii. Tamamlayamasaydı bu virajlarda hala yan yana gitmeye devam edeceklerdi. Benzer bir şeyi belki Alpine pilotlar arasında görebiliriz. Gazla Ocon arasında bir kapışma. Tabii takım emri yoksa. Yan yana gelirlerse ve benzer bir tempo sürdürürlerse onları da yan yana görebiliriz. Lastikleri de bitirmeyelim. Okay. Bu arada blokaj varmış. Onu da izleyelim. Tam da Alpine'leri izliyorduk aslında. Bakalım ne olmuş. Burada dışarı çıkmış ve hemen gelememiş. İki de geçiş. Tehlikeli bir dönüş yapmış ama sıra kaybetmiş. O rekabeti orada göremedik. Bu arada Perez bir geçiş yapmış. Perez'in de tempoyu düşürelim. Lastikleri bitirmeyelim. Aslında 19 tur orta hamur çok rahat yetecek gibi. Çünkü bu arada bir sarı bayrak mı var? Pist haritasına da bakıyorum. Bir şey yok. Yani şöyle baktığınızda bir blokaj daha varmış. Onu da izleyelim. Belki farklı bir sahne görürüz diye ama blokajlar genelde birbirine benziyor. Yine bir dışarı çıkış ve yine nispeten tehlikeli olabilecek bir şey. Bu arada Verstappen, Leclerc bayağı hız yaptı. Yani yarısına gelmek üzereyken bu kadar lastikleri bitirmediğimize göre biraz şeyi arttırabiliriz bence. Tempoyu arttırabiliriz. Yetişelim. Ben yine size mücadele göstermek için yakın pilotları arayayım. Stroll. Hamilton'ın arkasında. Belki o bahsettiğim çekişmeyi burada görebiliriz bir yan yana gelirlerse. Yavaştan bir burnunu verir gibi oldu ama burada tabii zor. Bu pistte de zor aslında. Farklı bir pistte bir yarış yapsaydım onu daha net görebilirdiniz. Bir blokaj daha var herhalde. Ona bakmayacağım. Stroll'den de Hamilton'a atak beklemek birazcık hayal olur ama buradan bir kaza bile çıkabilir. Belli olmaz. Dip dibe gidiyorlar. İstediğimi almak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. O yüzden kendi pilotlarımı saldım. Yarım saniye içinde zaten Verstappen belki yetişir. Ama Stroll belli ki Hamilton'a. Aslında diğer esası şurada yetişebilir. İlk virajdan itibaren birkaç viraj yan yana geldiler. Orada tabii savunma yapan pilot da yeni bir çizgi çekebiliyor, seçebiliyor. Geçiş tamamlandı. Yine istediğim şey olmadı. Ama siz bence dediğimi anladınız. Yani bunlar yan yana bayağı gidebiliyorlar. Keşke şu an gidebilselerdi. Buradan istediğimi alamadığıma göre ben Verstappen'e odaklanayım. Ve şu kameradan birazcık Leclerc'i kovalayalım bakalım ne olacak. Bir yandan da lastik durumuna bakayım. Benim lastikler hala daha iyi.
Bayağı da ısındı. Biraz abart. Burada değil de aslında şeyde abartayım biraz. DRS ölçü noktasına gelirken biraz tempoyu arttırırsak sonrasında belki DRS'i de alarak geçiş yapabiliriz. Ama ben şimdiden bastırdım. So pick up the pace. Pick up the pace. Bakalım ne olacak. Bu dediğim gibi aslında kafayı biraz fazla çevirdiği için görüntü biraz ilginçleşebiliyor. Bu arada yansımalar da değişiyor. Yani böyle mesela şu an karanlık görüyorsunuz ama pistten piste işte gündüz, akşam ya da ışıklandırma vesaire buna göre görüntü değişiyor. Sanmayın ki böyle bir karanlık. Artık bir noktada burada DRS'i de aldıktan sonra geçiş yapman lazım evladım. Hatta ben şunu agresifliği de seçeyim. Yüksek geçiş saldırganlığı. Riske değer tabii ki. Ama içeriği de alamadık. Güzel savunma yaptı. Biz bunu dediğimizde kaza yapabiliyorlar mı onu bilmiyorum. Ama tabii biz bunu geçemedikçe pilotun güveni de düşüyor. Bu da bir sıkıntı. Başka ne seçebiliriz? Savunmayı seçmeye gerek yok. Bu rekabetten bir şey çıkacak diye umuyorum. Sonuç çıkacak diye 10 tur kaldı. Lastik durumları. Güzel. Zaten bu her türlü yetecek 19 tur. Aa bu arada geçiş olmuş. Gerçekten 2 dakika bıraktık hemen geçti. Ama geçiş tamamlanmadığı için bakın yan yana gittiler bir süre. Hemen de kahkahayı bastı. Geçiş iyi oldu. Tam istediğim şeyi gösteremedim belki ama olsun. Bu arada Perez'in de lastikler ısındı. Bir tık düşürebiliriz tempoyu. Belki yakıttan biraz alırız. Yani lastiği soğutup biraz yakıttan kullanarak belki yaklaşabiliriz. Sonra tekrar şeye basarız. Lastiğe basarız. Bu arada sen de biraz yavaşla. Yine yakıttan alalım. Yarış kısmında aklıma gelmeyen bir yenilik var mı? Çizgilerden bahsettim. Yan yana gidişlerinden, yan yana mücadeleden bahsettim. İşte biraz viraj dışına taşmayı gördük. Lastik kilitlenmesiyle. Bu arada evet, Lökler geldi direkt. Bayağı bir yavaşladılar. Hala yan yanalar görüyorsunuz. Gerçekten şahane bir mücadele oldu. Burada biraz dışarıya doğru süpürdü. Verstappen sever süpürmeyi. Ama hala yan yanalar. Başımıza bir şey gelmese bari. İşte bu yakın mücadele bayağı tehlikeli bir hal almaya başladı. Dedim sonunda o mücadeleyi çağırdım. Birazdan neredeyse Perez de dahil olacak. Bütün pisti bu şekilde gezecekler galiba. Böyle gitmeleri tabii biraz tehlikeli ama bakalım bunun sonu ne olacak. Sen tekrar bir lastikleri aban. Çünkü evet hemen hemen aynı lastik kullanımımız. Geride kaldık. Tekrar burun verdik mi? Yok. Evet. Bayağı çekişmeli bir şey var karşımızda. Birincilik mücadelesi. Buradaki kapışma sırasında bu arada zaman kaybetmek yerine arkadan da koptuk iyice. Tekrar düzeltelim. Straight to lift off. Ya buradan bir sonuç almamız lazım. Yine yan yana girdiler. Araya Perez de girerse bence biz buradan Verstappen'i çıkarabiliriz birinci. Yani Perez'in de bir atak yapıp hatta bir saldırgan bir şekilde gelip Leclerc'i bozması lazım. Verstappen'i birincilikte tutmak için böyle bir yardıma ihtiyacımız var. Evet, copy. Verstappen bazı virajlarda yavaşlayıp Leclerc'i yavaşlattıkça Perez'in de yetişip oraya dahil olma şansı olacaktır. Sonra da takım arkadaşınla yarışma deyip Verstappen'i kayırabiliriz diye düşünüyorum. Şu lastiklere tekrar bakalım. Birazcık lastik yedik ama dediğim gibi yani bu kısa yarışta çok sıkıntı olmayacaktır o. Lastikler de alev aldı. Bu benzin de bitirmeyelim. Bir saniye açtık. DRS bölgesine gelmeden. Bir tık yavaşlatabiliriz.
Şimdi 11. turda biterken, bu arada Perez geçmiş, ben takip edemedim. İki pilot yönetmek işte biraz zor olabiliyor oyunda. Tekrar yan yanalar bu arada. En hızlı turu da aldı Verstappen. Bazen bu zor olabiliyor işte. İki pilot birden yönetmek takibi zorlaştırabiliyor. Olsun. Güven kısmına bakalım tekrar. Verstappen'in güveni arttı. Geçişte yaptı. Perez'in güveni zaten yüksek ama burada işte geçiş yapmayı deneyip geride kalırsa eğer bu biraz onun güveninden götürebilir. Bu arada sen biraz daha sakin gidebilirsin. Ben de biraz zamanı hızlandırabilirim. Şuradan biraz izleyelim artık. Ben farkları da görelim hatta. Evet. Verstappen rahatladı. Burada bir sıkıntı yok. Perez de geçti. Onda da bir sıkıntı yok. Sen bir tık daha normale dönebilirsin. Lastikleri yakmayalım. Bitme ihtimali yok da bu ısı başımıza bir dert açabilir diye düşünüyorum. O yüzden azıcık saldırıyorum. Saldırıyorum derken. Sen de bir saniyenin üstüne çıkarırsan sana da artık bir sakin ol diyeceğim. DRS'te yarım saniye kadar yaklaştırmadı. İyi oldu. Pistin devamında da o farkı açabilirsek güzel olacak. Zaten 1-5 başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Son turlara yaklaştıkça aradaki mesafe biraz kapanınca ben de lastikleri tekrar abanmalarını söyledim. Çünkü Leclerc bir saniyenin altına indirdi. DRS mesafesine yaklaşınca artık hızlanalım dedim. Zaten bu öndeki üçlü Verstappen, Perez ve Leclerc bir koptu. Alonso'nun arkasında çok yakın Russell ve Sainz var. Onun dışında da şöyle bakalım, ilk onda Albon evladım ilk ona bir şekilde kendini atmış. Ama biz aradaki farkı yine arttırmışken Perez'e bir tık yavaşlamasını söyleyebilirim. Hatta bir geçmiş de denemesin. O sırada herkes sakin olsun. Bu şekilde 1-2 olarak gidelim. DRS'te de biraz çekmiş olur hem arkadaşını. Orada da Leclerc gelmez. Ben de şurada zamanı biraz daha hızlandırayım. Bunlar böyle bir yarım saniyelik bir pencere içinde. Leclerc'ten de iyice kaçarak ilerlemiş oluyorlar. Tekrar standardı alalım. Son turu belki yine bir, daha doğrusu finişi belki bir şeyden görme şansı buluruz. Vizör kamerasından. Elini kolunu kaldırıyor mu onu da görürüz. Son tura girdiler. Takım arkadaşını geçmiyorsun evladım. Öyle bir şey yapmıyorsun. Öyle delilik yapmıyorsun. Sen ikinci pilotsun. Şöyle son artık düzlükten, son virajdan önce bir iç kameraya geçelim. Verstappen'in sprint yarışındaki zaferini start finish çizgisinden geçişli beraber vizör kamerasından görelim. Rahat bir birincilik oldu diyemem. Bir başlarda emin olamadım. Bir zorlandık ama şu anda son çizgiyi geçtik. Evet. Evet, çok iyi hallettik. Çok iyi yönettik bunu gerçekten. Katılıyorum. O sırada Perez de ikinci oldu. Tabii ki böyle devam et. Öyle gerilerde kalma. 8 ve 7 puanı. Toplamda da takım olarak 15 puanı aldık. Gördüğünüz gibi zafer turuna atıyoruz. Böyle bir seansı da bitirelim. Bir sprint yarışı kazan achievement'ı da açtığıma göre kutlamaları da görelim, podyumu da görelim. Gerçi podyum oluyordu. Sprint'in podyumu oluyor muydu ya? Bu iki yarış, bu yıl bir kere sprint yarışı izledik galiba ama hatırlayamadım. Galiba olmuyor. Neyse, buradan puanlarımızı aldık. Gördüğünüz gibi. Bu arada 1.22.860 Verstappen. En yakın 1.22.3 var sanırım. Bakalım. Evet, bayağı iyi. Verileri yine hiç tıklamadım yarış boyunca ama aynı şekilde takip edebiliyorsunuz. Özellikle lastik, şimdi bu sprint yarışı olduğu için lastiği ne kadar koruduğuma çok dikkat etmedim ama lastik yönetimi önemli biliyorsunuz. Onun dışında 3 kere sarı bayrak çıkmış. İkisini gördük galiba ama kalanını göremedik. Sponsor hedeflerinde devam ediyoruz.
Burayı da gördüğümüze göre devam et diyelim. Hafta sonu bundan sonraki kısmı. Burayı hızlıca geçelim. Bundan sonraki kısmı tabii ki ana yarış. Ama bu ana yarışı yapmayacağım. Bu yılki yeniliklerden biri, bu geçen yıl yoktu diye hatırlıyorum. Seansların ortasında, yarış şu an tabii seans ortasında değiliz ama kaydederek oyundan çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Kaydedelim. Otomatik kaydımın üstüne. Yeni bir kayıt oluşturayım. Ne olur ne olmaz. Belki bir oyunu anlatırken hatalı bir şey yapmışımdır. Tekrar menüye dönelim. Burada seans ortasında, galiba yarış ortasında da bunu yaptım mı hatırlamıyorum da, yenilikler arasında vardı galiba. Yarış ortasında da çıkabiliyorsunuz. Bu da yarışları böyle hızlı sarmayanlar için ama vakit sıkıntısı yaşayanlar için güzel bir yenilik olmuş. Eğer yarış ortasında kaydetme diye bir şey yoksa, bunu yanlış bir bilgi olarak verdiysen de açıklama kısmına not düşerim diyorum. Oyun pahalı. Oyun pahalı derken oyunlar pahalı genelde ve şu ana kadar anlattığım yenilikler aynı oyunu, daha doğrusu serinin yeni oyunu almak için sizi ikna etmemiş olabilir belki, bilmiyorum. Bence yerinde yenilikler var ama hala getirilmesi gereken yenilikler de var. Oyun 31 Temmuz'da çıkıyor. Ön sipariş verirseniz mi ya da Deluxe Edition alırsınız mı? Galiba Deluxe Edition'da erken başlama seçeneğiniz var. 27'sinde yani bugün oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ama 4 gün daha sabredebilirsiniz belki de diye düşünüyorum. Açıklama kısmına linki bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.